Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte yüzme problemleriyle alakalı 10 tane soru çözeceğiz. Bu videomuzu ve daha fazla soru çözüm videosunu sitemizde bulabilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk sorumuz x, y, z birer sayma sayısı olup x bölü y eşittir z'dir. Y ve z sayıları %40 arttırıldığında eşitliğin değişmemesi için x sayısı yüzde kaç arttırılmalıdır? Bu tarz sorularda sayılara yüz değerini vermek en basit yol. Hepsi şöyle. Y ve z değerlerine yüz verecek olursak payda 1, içler dışlar çarpımıyla x değerini 10.000 buluyoruz. Bu ilk değerlerimiz x 10.000, y 100, z 100. Bize ne deniyor? Y ve z sayıları %40 arttırıldığında 100'ün %40'ı 40'tır, 140 olur. 100'ün %40'ı 40'tır, 140 olur. O zaman y ve z yerine 140 yazalım. X bölü 140 eşittir 140. Paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir 140 çarpı 140'tan 19.600 olacak. İlk değerimiz kaçtı? 10.000'di. 10.000 eğer sayının %100'ü ise aradaki fark 96.000, 9.600'dür. Yüzde kaç arttırılmalı deniyor? 9.600'lük artış yüzde kaça denk gelir diyoruz. İçler dışlar çarpımıyla 10.000 x eşittir. 9.600 ile 100'ü çarparsak 960 bin oluyor. 4 sıfır siliyoruz. 4 sıfır siliyoruz. X eşittir ne oluyor arkadaşlar? %96 arttırılmalıdır. Sonucuna ulaşıyoruz. Diğer bir sorumuz. Bir torbada 6 beyaz, 7 mavi, 12 kırmızı bilye vardır. Bu torbada anlam ve kesinlikle aynı renkten 4 tane bilyeyi içeren en az renkli bilye sayısı tüm bilyelerin yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlar 4 tane aynı renkten bilye olacak. Bu demek olur ki tüm bilyelerden en az 3'er tane alınması gerekiyor. Kesinlik ifadesi olduğundan 3 beyaz, 3 mavi ve 3 kırmızı alındı. Bunun üzerine ister beyaz alın, ister mavi alın, ister kırmızı alın. Herhangi bir renkten en az ne var? 4 tane var. Dolayısıyla 9, 10 tane bilye almış olacağız. Toplamda kaç bilyemiz var? 6, 13, 25. Yüzde kaça denk geldiğini bulmak için bunu yüzde çarpıyoruz. %25'i sadeleştirirsek 4, 40, 10 çarpı 4'ten %40 olarak buluyoruz cevabımızı. Diğer sorumuz. Bir öğrenci bir sınavda soruların %80'ini yanıtlıyor. Yanıtladığı soruların %70'i doğru çıkıyor. Bu öğrenci 12 soruyu yanlış yaptığına göre yanıtlamadığı kaç soru vardır? 100 soru olsun başlangıçta. 80 tanesini yanıtlıyor. 80 taneden %70'i doğru çıkıyor. Geri kalan %30'u da yanlış. O zaman 80'in 30 çarpı 100. Sıfırları silerseniz 24. Yani ilk soruların soru sayısının %24'ü yanlış. Kaça denk gelir? 12 soruya. O zaman diyoruz ki yanıtlamadığı soru kaç tanedir? %80'ini yanıtlamıştı. %20'sini yanıtlamamıştı. O zaman diyoruz ki %24'ü 12 ise %20'si kaçtır? Doğru orantıdan dolayı içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 20 çarpı 12 eşittir 24 çarpı x. 12'ye böldüm 2, 12'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 10. 1 çarpı x, x. 10 çarpı 1, 10. 10 tane soruyu yanıtlamamıştır. Cevap Ceyhan.
Diğer bir sorumuz. Bir dikdörtgenin kısa kenarı %30 azaltılıp uzun kenarı %10 arttırılırsa alandaki değişim için ne söylenebilir? Dikdörtgenimiz var arkadaşlar. Kısa kenarına 100x diyelim, uzun kenarına 100y diyelim. Alanı o zaman 100x çarpı 100y'den 10.000xy olacak. Kısa kenarı %30 azaltılırsa 70x'e düşer. Uzun kenarı %10 arttırılırsa 110y'ye çıkmış olur. Çarpım ise 7700xy olur. 2 sıfır silelim, x y'leri silelim, 2 sıfır silelim, x y'leri silelim, 100 iken 77'ye. Ne kadar? 23 azalır. Cevap Denizli. Diğer sorumuz, yıllık enflasyonun %44 olduğu bir ülkede maaşına %8 zam yapılan bir memurun alım gücündeki değişim aşağıdakilerden hangisidir denir. Şimdi arkadaşlar, maaşı 100 olsa, maaş 100. Bir malın fiyatı da herhangi bir ürünün fiyatı da 100 olsun. Kaç tane alabiliyor bundan? 100 bölü 100 tane alabiliyor. Maaşı bölü ürünün fiyatı. Yani bir tane alıyor. Bu bir önemli değil. %100 alıyor. Enflasyon %44 olunca ürünün fiyatı kaç olacak? 144 olacak. %44 arttığı için zam %8. %8 zam yapılınca 108 olacak. Bunları sadeleştirip yüzdesini bulacağız. 36'ya bölersek her iki tarafı 3 bölü 4 olacak. Yüzdesini bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Yüzde çarpıyoruz. 100'e böl, 4'e böl, 25, 4'e böl, 1. 3 kere 25, 75. Dolayısıyla %100 iken %75'e düşmüş oldu. %25 azaldı. Cevap Edirne. 16. soru. A, B'nin %25'ine. A eşittir. B çarpı 25 bölü 100. B de C'nin %25'ine eşittir. B eşittir. C çarpı 25 bölü 100. A, C'nin yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlar, burada yapacağımız işlem çok basit. B yerine C çarpı 25 bölü 100 yazacağız. A eşittir. C çarpı 25 bölü 100. B yerine bunu yazdım arkadaşlar. Çarpı 25 bölü 100. A, C'nin yüzde kaçıdır diye soruluyor zaten. Yapacağımız şey şu. Paydada 100 bırakmak. 25'e bölersem 4, 25'e bölersem 1. 4'e böldüğünüz zaman burası 7,5. Pardon, 6,25. 4'e bölersem 1. Sonuç itibariyle ne çıktı? A eşittir C çarpı 6,25 bölü 100. A sayısı C sayısının yüzde 6,25'ine eşittir. Cevap Bursa. 17. sorumuz. 10 litre süte 2,5 litre su katan bir sütçü maliyeti yüzde kaç oranda düşürmüş olur? Şimdi arkadaşlar, 10 litre sütün fiyatı 10 lira olsun. Alış fiyatı. Bir litre sütün fiyatı ne olacak o zaman? 10 bölü 10 olacak. 2,5 litre su kattığınız zaman 12,5 litre sütün fiyatı yine 10 lira olmuş olacak. O zaman 1 litre sütün fiyatı 10 bölü 12,5 olacak. Bunları 10'la genişletirsek 100 bölü 125 olur. Maliyet 10 bölü 10'dan 100 bölü 125'e düşmüş oldu. Yüzde kaç oranında düşmüş olduğu aradaki farka bakacağız. 10 bölü 10 1'dir. 100 bölü 25, 125 ile 25 ile sadeleştirirsek 4 bölü 5'tir. Aradaki fark 5 kere 1 5, 4 çıktı 1 bölü 5.
oranında düşürülmüştür. Bunun yüzde çarparak yüzde kaç olduğunu bulmuş oluruz. 1 kere 20, 20. %20 oranında maliyet düşürülmüştür diyoruz. Cevap denizde. 18. soru. %40 karla satılan bir mala satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılırsa kar oranı yüzde kaç olur? Maliyetine 100 diyoruz arkadaşlar. Kar oranımız %40 olduğuna göre 100 gün %40, 40'tır. Etiket fiyatımız ne olacak o zaman? 140. Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılırsa 20 bölü 100. Sıfırları siliyoruz. 28 ne yapıldı? İndirim yapılmış oldu. Etiket fiyatımız 140'tı. 140'tan 28 indirim yaptık. 112'ye düşmüş oldu. Etiket fiyatımız 100'dü. Satış fiyatımız 112. %12'lik bir kar oranımız oluyor. Cevap Denizli. Soru 19. Etiket fiyatının %40 eksiğini alınan bir mal. Etiket fiyatının %10 eksiğine satılırsa yüzde kaç kar edilmiş olur? Etiket fiyatı 100 olsun arkadaşlar. Alış fiyatımız o zaman %40 eksiği, yüzün %40, 40'tır. 60'a inmiş olur. Alışımız 60. Etiket fiyatının %10 eksiğine satılırsa satış fiyatımız %10 çıkarsa 90. Alış fiyatımız 60, satış fiyatımız 90. Aradaki kar ne kadar? 30. Alış fiyatımıza %100 diyeceğiz. 60 eğer %100 ise aradaki kar olan 30 yüzde kaçtır diyoruz. İçler dışlar çarpımıyla 60x eşittir 30 çarpı 100'den 60'ı 30'a bölün 2, 30'u 30'a bölün 1, 2'ye bölün 50, 2'ye bölün 1. X eşittir 1 çarpı 50'den 50 olarak bulunuyor. Kar oranımız %50. 20. soru. Bir mal etiket fiyatının %20 eksiğine 240 milyon liraya satılıyor. Etiket fiyatı 100 ise satış fiyatı %20 eksiğinden dolayı 80. 240 milyona satılıyor diyor. 80 eğer 240'a denk geliyorsa %80 240'a denk geliyorsa etiket fiyatı yani %100'ü kaçtır diyoruz. İçler dışlar çarpımıyla 80x eşittir 240 çarpı 100 diyoruz. 20'ye böl 5, 20'ye böl 4, 4'e böl 1, 4'e böl 60. X eşittir 60 çarpı 5'ten 300 lira oluyor cevap Denizli. Testimizin devamını sitemizde aygüksahin.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Ayrıca yapamadığınız soruları da sitemize ücretsiz olarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.